Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım, 2019 Haziran Boğa Burcu. Şimdi Boğa Burçları için önemli bir ay. Çok sevgili Boğalar ve Boğa dostları, eğer bu videoyu seyreden ama Boğa Burcu olmayan ama Boğa Burcu arkadaşı olan herkese paylaşmanızı isterim. Çünkü parasal kaynakların önemli olduğu, yeni kaynaklar, yeni maddi ve ekonomik gelirleri daha ön plana çıkartacakları bir döneme giriyor. 2 Haziran'dan itibaren o yeni ay döngüsüyle beraber parasal kaynaklar, çifte kazanç dediğimiz, çünkü Güneş ile Merkür'ün orada ikizlerdeki aktivasyonuyla bir döngüyle karşılaşacak. Zaten Venüs de aktif ve güçlü. Mars da Boğa Burcu'na kardeş ve dost Yengeç Burcu'nda anlaşmalar, sözleşmeler, küçük kontratları temsil eden bir noktada. Daha ziyade eğer bir Boğa Burcu ticaretle uğraşıyorsa, ticaretle uğraşan Boğa Burçlarında ekstra ve beklenmedik, umulmadık karların ve kazançların olacağı 2 haftalık bir döneme girecek. Yani 2 Haziran'dan 15 Haziran'a kadar olan dönemde böyle bir çoğu döngüde. Da tatil ha. Aslında evet, yani o dönem çoğunlukla bayram tatili. O bayram tatiline rastlıyor. İşte o zaman ne yapabilir? Bayram tatiline rastladığı için ucuza tatile gidebilir. Çünkü para kazancının olduğu aylarda bile harcaman da düşük oluyor. Harcaman da düşük oluyor. Yani mesela şu X telefonu 10 liraya arayacağına 6,5 liraya alabiliyorsun. Veya bu bardağı 10 lira yerine 4 liraya alabiliyorsun gibi bir pozisyon oluyor. Tabii ki önemli bir ay. Yani parasal kaynakların, üreticiliğin, yaratıcılığın çok çok önemli olduğu bir döngü. Bir de kardeşlerle ilgili konular. Yakın Korsan akrabalar. Da Boğa Burcu. Ona da yani onun için kazanacak mı kazanmayacak mı ben merak ediyorum. Maması bol olacak. Maması bol olacak. Oh korsanım, çok bol mama geliyorsun. Ekstra bir mama sponsoru bulunacak galiba. Ha, olabilir. Korsana arkadaşlar, ekstra bir mama sponsoru diyoruz. Bu arada senin kaç kedi vardı bile? 7. Bu en büyükleri 15 yaşında. Çok canım keyiflidir. Benim tek gözü olmayan. Yok, belki bir göz buluruz ona. Evet, belki bir göz 15 buluruz. 15 yaşında. Yok be, gerek yok. Çok mutlu oldum. Dünya tatlısı. Ben korsanı çok seviyorum. Tüm kedilerini çok seviyorum ama o ayrı yani. İkimizin arasında özel boğaları bir bağ severiz oldu. Ya onun için. Çok boğaları efendi severiz. Oluyorlar. Efendi, yumuşak, tatlı, iyi niyetli boğa burçları. Perfectsiniz. 14, 15, 16 dediğimiz Haziran'da, 14 Haziran'daki o dolunayla beraber güçlü bir dolunay. Elinizden biraz para çıkışı olabilir arkadaşlar. Banka kredileri, borç alacak gibi konulara önem vermeniz lazım. Uranüs'ün de Boğa Burcu'nda Şaratan Yıldızı üzerinde olduğunu unutmayalım. Hayatlarında yeni değişik kazanç fırsatlarıyla karşılaşırken doğum haritalarına göre çok değişik insanlarla tanışacak bu ay. Mesela 14-19 Haziran arasında öyle değişik insanlarla tanışacak ki o tanışmış olduğu kişiler mesela ona hayatında belli bir noktada yön verebilir. İşte sen şöyle yap diyebilir veya bir psikolog olur. Şurada bir sorunun var diyebilir veya ona bir yardımcı olabilir. Bir evlilik danışmanı olabilir veya bir arkadaş onun fark edemediği bir şeyi fark ettirebilir. 15 Haziran civarında fark etmediğiniz bir şeyleri fark edeceksiniz. Ama bazılarınız tabii ki ağrıyan bir 20 yaş dişinde fark edebilir. Ha. Çünkü o bölge 8. ev olduğu için problemli bir dişin çekilmesi, diş temizliği, küçük bir operasyon çok da büyük problemlere sebebiyet vermeyecektir. Çünkü Venüs kuvvetli bir pozisyonda diyerek Temmuz ayında çok keyifli ve çok kuvvetli bir güneş ve ay tutulması yaşayacağınızı söylemek istiyorum. Temmuz videolarında çok daha keyifli şeyler söyleyeceğim. Bye. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.